Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi üçüncü bahis neydi? Lafzın manayı delaleti açısından efendim delaletinin açık olması veya gizli olması itibariyle iki kısma ayrılıyordu. Bunlardan bir tanesi lafzın manayı delaletinin açık olması, efendim bunların hepsini yukarıda anlattı. Bu dörde ayrılıyordu. Zahir, müfesser, nas, muhkem değil mi? Evet. Ha, şimdi ikinci neye geliyoruz? Matlaba. El matlabu sani. Bu lafz-ı mane delaletindeki ikinci matlab konu kısım gayrul vadihi delaleti. Delaleti vazıh olmayan lafzın manaya delaletinin açık olmaması. Yani önemli bir tefekkürden inceledikten sonra ancak anlaşılabiliyor. Ve huve o da el-lafzul lezi öyle bir lafız ki fi delaletihi delaletinde bunu bazıları dilaletihi diye de okuyorlar. Yani delaletinde ala manahu lafzın manasına delaletinde vardır. Hafaun ve gumut. Efendim gizlilik var. Gumut. Yani kapalılık var. Zor anlaşılıyor. Gamit, gumut. Tamam mı? Gumut, gamit. Evet. Ne var? Orada bir kapalılık var. Dolayısıyla bunun efendim mesela gumut kelimesinin gizem, belirsizlik, kapalılık, aynı manada anlaşılmazlık. Tamam mı? Yani manasında böyle bir, zaten o hafa ve gumut var ya, bunlar atfı tefsir birbirinin. Yani kelimelerde böyle her ne kadar lafzı olarak şey olsa da, fakirlik olsa da, bunlar atfı tefsiri. Yani efendim gizlilik olan, manasında gizlilik var. Öyleyse fela yedüllü alel muradi minhu o lafızdan murad edilen manaya delalet etmiyor. Bir nefsihi bizzat kendi kelimenin, lafzın kendi nefsiyle. Evet. Tamam mı? Kendi nefsiyle. Ama zahirde, müfesserde ya da işte tevilde, tevil miydi? Şey, müfesser, nas, nas, zahir, nas, müfesser ve muhkem. Onlarda bizzat kelimelerin kendisinin delaleti var. Evet. Lafızların kendi manasına delaleti var. Başka bir harici şeye ihtiyaç duymadan. Ama burada öyle değil. Kendi lafzın kendi nefsiyle, zatıyla manaya delaletinde ne var? Gizlilik var. Kapalılık var. Bel yetevakkabu zalik. Belki mananın anlaşılmasında bu bağlı oluyor. Neye? Ala emrin hariciyin, harici bir işe, bir dışarıdan bir vasıtaya ihtiyacı var. Ve huve fil hafai, bu lafızların manaya delaletindeki gizlilik ala meratibe, bir takım bunun mertebeleri, dereceleri var. E'lâhâ, bunların en yüksek derecede hafi olanı el müteşabihü müteşabihtir. Mesela müteşabih ayetler, müteşabih hadisler, öyle değil mi? Yani yukarıda mesela en manası açık olan neydi? Muhkem. İkinci sırada müfesser. Üçüncü sırada nas. Dördüncü sırada zahir. Yani güçlüden zayıfa doğru. Evet. Burada da hafi olan olmada en yüksek derecede olan müteşabihler. Ve akallu minhu ondan daha az hafaen gizlilik yönünden el mücmelü. O da mücmeller. Mücmel olanlar efendim sümmel müşkili üçüncü derecede müşkil olanlar sümmel hafiyyü dördüncü derecede hafi olanlar. Yukarıdaki delaleti vazıh olanlar da dört kısım. Delaleti vazıh olmayanlar da dört kısım. Aşağıdan zayıftan yukarı doğru sayarsan hafi, müşkil, mücmel, müteşabih. Daha gizli, çok gizli olandan aşağı doğru sayarsan müteşabih, mücmel, müşkil, hafi. Ve netekellim fîmâ yelî an kulli vâhidin alâ hidetin.
gelecek konularda bunların her birinden başlı başına bahsedeceğiz, konuşacağız. Bunları anlatacağız diyor. Evvelen birincisi el-hafiyyü. Yine nereden başladı? Mesela delaletinin açık olmamasında biraz daha kolay anlaşılabilme noktasında hafiyi aldı. Zayıftan yukarıya doğru gidiyor. Mesela hafide gizlilik var ama müşkildeki olan gizlilik kadar değil. Ya da mücmelde olan gizlilik kadar değil. Ya da efendim müteşabit olan gizlilik kadar değil. Peki. El-hafiyyü hafi lafzun bir lafızdır. Öyle delaletuhu ale manahu efendim onun manaya delaleti zahiratun açıktır. Mana delaleti açık. İlla ancak enne fintibâgı manahu ancak onun manasını uygulamada ale bazı efradihi efendim o lafzın delalet ettiği mananın bazı fertlerine uygulamada var gumudan ne var? Gizlilik var, gizem var, kapallık var ve hafaen gizlilik var. Öyle gizlilik yahtacu ila şeyin bir şeye ihtiyaç duyan minen nazari ve teemmüli. Dikkat etmeye, düşünmeye, araştırmaya ihtiyacı olan bir gizlilik. Niçin izaleti hadel gumudu? Bu kapalılığı, bu anlaşmazlığı gidermek için evvel hafai ya da gizliliği bir nispeti ile hadel bat. Minel efrat, fertlerinden bazılarına nispetle kapalılık olduğu için efendim bunu gidermeye ihtiyaç var. O da çok düşünmek lazım, araştırmak lazım. Bunu müştehitler araştırmışlar. Misaluhu, bunun misali lafzu sarik, sarik lafzıdır. İşte sarik hırsız, hırsızlık yapan. Bunda şimdi hafi de olsa manası açık mı değil mi? Zikrullah, şeye bak kitabı. Manası burada açık. Fi kavlihi taala ve's-sariqu ve's-sariqatu faqta'u eydiyehuma. Ama sarikin bazı bu mananın tahtına giren fertlerinde ne var? Gizlilik var, umut var, kapallık var. Şimdi hırsızın altına ne giriyor? Mesela tarrar, yani yan kesiciler. Nebbaş, kefen soyanlar. O bak fertleri onlar. Bu sarikin ya da sirkatın altına giren efendim ne var? Yani bu lafızlar var. O zaman bu sarikin onlara delaletinde gizlilik var işte. Öyle değil mi? Onlara delaletinde gizlilik var. Yoksa sarik kelimesinin hırsızlık yapan şahsa delalet hakkında bir gizlilik yok ki. Zahir. Ama sarikin tahtında olan, zımnında olan bazı kelimelere delaletinde gizlilik var. O da sarik deyince acaba tarrarı. Tarrar kimdi? El çabukluğu ile yan kesicilik. Adamın cebinden gözü göre göre bir mekanı murazdan falan da almıyor. Adamın yanına giriyor, cebinden çekip alıyor. Adamın farkı, adam farkında olmuyor. Acaba sarıkın bu manaya delaleti var mı bu lafza? Ya da nebbaş, nebbaş adam giriyor kefen soyuyor gündüz veya gece. Kefen soyucuya da bunun şumuru var mı? O manaya delaleti var mı? Şimdi bunları misallerini inceleyeceğiz. Vessariku hırsızlık yapan erkek ve men yahuzu malel gayri başkasının malını alan hufyeten ya da hafiyeten. Hufyeten, hafiyeten. İşte caiz olur. Gizlice min hırzin mislihi. Min hırzin mislihi. O malın efendim muhafazalı bir yerden. Hırz. Efendim malın muhafazalı yerinden, koruma altında olan bir yerden. Şimdi hırsızlık, mesela şu yolda düşen bir parayı bir adam alsa, o sarık değil. Vermezse sahibine o başka da, yolda aldı. Ya da efendim muhafaza altında olmayan bir mekandan malı aldı. Adam tarlasına bir takım malları yığmış, bırakmış, gece gelmiş. O malı çalmış, o malı çalana, çalanın efendim erkeği kesilmez. Ama çaldığı helal mı? Yok. Mekanı muhrazdan çalmadı. Şimdi bunları inceleyecek. Bak dikkat edin. Ve zahiru min lafzı sariki sarik lafzından efendim açığa çıkan mana ennehu sarik kelimesi
yetenâvelü cemi'a efradihi, bütün fertlerine şamil oluyor. Hatta yani hırsızlığın tahtına giren her şey. Hatta men yesrekin nas, efendim bir insanların malını çalana, men yesrekin nas, insanların malını çalan kimse, fi yegazatihim, onların uyanıklık halinde, yegazatihim, bi nev'in, bir çeşit minel mahareti, uzmanlıkla, yani o sahada başarı, beceri, maharet. Adam dünyanın en profesyonel hırsızı. Yan kesicisi daha doğrusu. Ve hıffetil yedi. Elin böyle çabuk olması. Hıffetil yed. Elin çabukluğu ve o konudaki becerisi. Şimdi yan kesiciler herkes yapamaz ki. Adam mesela şu iki parmağıyla, şu baş parmağını adam kestirmiş, şu iki parmağıyla istediği yerden çekip alıyor. Sen farkına varamıyorsun. Bak, el hafifliği, el çabukluğu. Ve huve el müsemma ettarrar. Ve huve bu el müsemma adlandırılan ne diye? Ettarrara. Tarrar diye adlandırılan. Müsemmanın naibi faali huve ettarrardan mef'ulü. Tarrar ne demekmiş? Yan kesici. Yan kesici. Peki sarık bunu da içerisine alıyor mu? Alıyor. O da çalıyor çünkü. Kema yetenâvelü lafsus sarıkı, sarık lafzı içerisine aldığı gibi hasbez zahir, zahire göre, mananın lafzı delaletine göre kimi içerisine aldığı gibi men yesrik ekfânel mevta ya da men yesriku ekfânel mevta. Men yesriku ekfânel mevta. Yukarıda biz hatta men yesrikun nâse diye okuduk mu orayı? Yani şart cevap değil de men yesrikun nas, insanların mallarını çalan, fi yegazatihim, adamlar uyanık haldeyken, uyuma falan yok, yolda gidiyor ya da bir yerde oturuyor, işte o el çabukluğu ya da bu konudaki beceriyle onların mallarını alan kimseye tarrar deniyor, ona da şamil, tıpkı lafz-ı mana itibariyle men yesriku ekfanel mevta, ölülerin kefenlerini çalana da şamil olduğu gibi. Ona ne deniyor? Min kuburihim, kabirlerinden. Ve huvel müsemmâ bin nebbâş. Ona da ne ad veriliyormuş? Nebbâş adı, nebbâş. Nebbâş, kefen soyan demek. Nebbâş. Tamam mı? Kefen soyan. Kabri açıyor adam, kefeni soyuyor. Hatta mesela adamın öyle kefen soyucular var ki, adamın dişlerinin altın olduğu eğer bilinirse, adam açıyor kabri, altın dişlerini söküyor. Öyle hırsızlar da var. Tamam mı? Sanıyorum İstanbul'da oldu. Vehbi Koç'un kabrini açtılar. Herhalde efendim dişleri altınmış, onları sökmüşler. Ya öyle diyorlardı. Peki. Şimdi burada ne olmuş? Nebbâş ismi veriliyor. Velâkin nektisâsel evveli, ancak birinciyi taksis etmek. Bismit tarrar. Yani sarık deyip tarrara tahsis etmek. Tarrar yan kesiciye. Vaktisâs-ı sâni, ikinci ismi de tahsis etmek. İkinci tahsis. Bismin nebbâş. Kefen soyucuya tahsis etmek sarıkı. Efendim ceale kıldı lafz-ı sarıkı, sarık lafzını hafiyyel mana, manası gizli. Bin nisbeti ileyhima, bu ikisine nispetle. Sarık lafzının tarrar, sarık lafzının nebbaş manasını ifadesinde sarık lafzında ne var? Bir gizlilik var. He? Sarık lafzı neydi? Mekanı muhrazdan adamın haberi olmadan adamın uyku halinde ya da bir malını taşınabilir, taşınmaz neyse bir malını taşımaz şey taşınmaz doğru olmaz tabii. Çalmasına deniyor. Ama sarıkın tarrara ve nebbaşa taksis edilmesinde efendim ne var? Gizlilik var. Hafa var. Hafa. Çok önemli bu konuyu çünkü çok ince okumamız lazım. Peki لِاَنَّنْ تِبَاقَ مَانَاهُ sarıkın manasını uygulamak aleyhima bu iki kelimeye tarrar ile nebbaşa la yufhemu anlaşılmaz min nefsil lafzı. Bizzat sarık lafzından tarrar,
Sarık lafzından nebbaş anlaşılmaz. Sözlük olarak anlaşılmaz. Peki bunları peki tarrar ve nebbaş isminin bu sarıkın tahtına girdiğini ya da girmediğini kim buluyor? Müştehitler. Teemmülle, dikkat ederek, nazar ederek. Bella budde, elbette gereklidir. Lehu, efendim o sarık lafzının delaletine, min emrin hariciyin, tarrar ve nebbaş manasına delaletinde harici bir efendim desteğe, vesileye ihtiyaç var. Ve veçhül hafâi, gizlilik şekli, ma yeridü ile zihni, zihne gelen ve veçhül hafâi, bir de nereye ihtiyaç var? Gizliliğin şekli, neye gizlilik? Ma yeridü ile zihni, zihne gelen. Min ennehtisâsehumâ bihâzeynin ismeyni, efendim bu iki ismin mahsus olması, yani ennehumâ bu ikisinin taksisi, yani o sarık lafzının umum manasının tahtına girmesi, leysa olmadı min efradı sarık. Sarık'ın fertlerinden değil bunlar. Sarık'ın delalet ettiği fertlerden değil. Ya velakin ancak, yani zahiri manasına göre ha, velakin ancak bin nazarı ve teemmülü düşünmekle, araştırmakla, dikkati nazarla yetebeyyenü, açığa çıkıyor ki ennehtisâsız tarrar, tarrarın ihtisası bihazel ismi, efendim bu isme, yani sarık ismine ya da sarıkı tarrara nispet etmede maradduhu, bunun dönüş noktası ziyaretün fi manet sirkati, serikati ya da hırsızlık manasına bir ilavedir. Lihasfihi, lihazakihi, hazak, hazık, yani usta olması ve maharetihi, sahada yine becerikli olması. Fi müsarakatil e'yunil müsteyi kazati, yani uyanıklık halinde eşyayı çalmada ne olan, efendim becerikli olan, bu konuda usta olan kimse için sirkat manasını, sirkat manasının bunlara verilmesinde hariçte ne var? Bir ziyade yapılması lazım. Müntehizen, fırsat bilerek, neyi gafletel mesruki minhu. Müntehizen, intihaz, fırsat bilmek. İntihazül fursa, yani fırsat bilmek. İntihaze yentehizü. Gafletel mesruki minhu, kendisinden malı çalınanın gafletini fırsat bilerek, onun bir şekilde gafletinden faydalanarak uyanıklık halinde eşyasını çalmaya, efendim bu sirkatin manasını buraya taksis etmede ne varmış? Gizlilik var. O zaman fe sirkatuhu, hırsızın çalması bihazel itibar, bu manada bunu değerlendirerek, yani uyanık, mesela bir adamın uyurken ya da mekanı muhrazda olan, koruma altında olan bir malını çalmak mı daha büyük beceri istiyor? Ya da kilitli bir kapıyı kırıp ya da pencereyi kırıp içeriye girip malı çalmak mı daha büyük beceri istiyor? Yoksa yolda giden ya da oturan, uyanık halde olan bir kimsenin cebinden, efendim ya da yanındaki mal olmaz sadece, cebindeki parayı çalmak mı daha büyük maharet istiyor? İkincisi daha büyük maharet istiyor. Bu itibarla diyor, ahtaru, efendim uyanıklık halinde kişinin malını çalmak daha tehlikelidir. Ve cerimetuhu, onun suçu, efsau, daha çirkindir. Daha fazidir, çirkindir. Öyleyse feyetenaveluhu, o tarrara, işte eli becerikliliği ile ya da ustalığı ile uyanık adamın malını çalması şamil olur. Ona şamil olur. Ne lafzu sarıkı, sarık lafzı da şamil oluyor. Ve yukamu aleyhi, o kimseye uygulanır haddü serikati ya da haddü sirkati. Tarrara ne uygulanırmış? Efendim haddü sirkat. Haddü sirkat neydi? Elinin kesilmesi. Elinin kesilmesi. İkrar ettiği zaman ya da efendim ne yaptığı zaman, şahitlerle ispat edildiği zaman bu kimsenin eli kesilir. Hemmen nebbaş,
ne başa gelince kefen soyucuya. Fakat uhtıssa bihadel ismi, bu sirkat kelimesi ya da sarık kelimesi bu isme tahsis edildi. Linoksanihi fi manas sirkati. Efendim buna nebbaş denildi. Yani bu nebbaş, bu ism, bu ismen, yani bunu yapana nebbaş denildiği için linoksanihi, bu ismin müsemması ya da bu isim noksan olduğu için fi manas sirkati, hırsızlık manasında. Niye? Hırsızlıktan bu biraz daha basit. Niye? Ya, mekanı muraz değil oralar. İkincisi, gece halinde, kimsenin görmediği bir yerde, o zaman hırsızlık manasından bu daha ne olmuş oluyor? Hafif olmuş oluyor, noksan oluyor. لَاَنَّهُ çünkü o nebbaş لَا يَخُزُ مَالًا مَرْغُوبًا ف۪يهِ rağbet edilen, arzu edilen bir malı almış değil. مِنْ hırzın, yani mekanı muhrazdan, ev hafızın ya da bir koruyucunun gafletinden, mesela bekçinin yanından var, mekanı muhraz bir de bekçisi olan var. Adam mesela malı bir yere koymuş, başında bekçi, bekçinin gafletinden istifade ederek o malı ne yapıyor? Efendim, onu çalıyor. Bunu çalması şeyden kolay, mekanı muhrazdan çalmasından daha kolay. Hırs, tamam mı? Hırs neydi? Koruma altındaki bir malı çalmasından bu daha kolay. Evet. Peki devam ediyoruz. Mali mergub neymiş? Mergubem fi arzu edilen, üzerine düşülen mal. Mesela adam hangi malı çalar? Çoğunluğu rağbet ettiği malı çalar. Efendim, kimin yanından çalar? Ya mekan-ı muhraz korumalı bir yerden ya da bir koruyucunun, bekçinin yanından. Peki lennel kabra, zira kabir la yaslahu la yasluhu. İki türlü de olur. Salih olmaz, elverişli olmaz. Hırsen, hırzen korumalı bir mekan olmaya elverişli değil. Kabirlerde koruma yok ki. Yani girmiş oraya tek başına kabri açmış. Hele gece. Vel meyyitü ölen kimse de la yasluhu hafızan, hafız koruyucum olma şansına sahip değil. Adam zaten kendi derdiyle meşgul. Adam girmiş oradan, kefenini soymuş. Ölü diyebiliyor mu bana? Ama şimdi şeylere bu delil olmasın. Ha, kabirde hayat yok diyenlere. Madem hayat varsa o zaman adam ona müdahale etsin diyenler olabilir. Bizim oradaki hayat, bizim dünyada anladığımız hayat gibi değil. Orada anladığımız hayat, dünyada anladığımız bu canla bedenin beraber yaşaması hali gibi değil. Orada bir hayat var ama hayat bizim anlamadığımız bir hayat. Ama orada hayat var. Ne var orada? Ruha olabilir. Zaten ruha ölüm yoktur. Ama bizim anlamadığımız manada bedende olabilir. Biz anlamıyoruz onu. Evet. Peki. فَلَا يَتَنَاوَلُهُ öyleyse bu nebbaşa şamil olmaz. Lafsus sariki, sarık lafzı buna şamil olmaz. Yani sırkatın tarifi bunda buna mutabık değil. Sırkat neye deniyordu? Bir koruyucunun yanından ya da korunmuş bir mekandan kişilerin haberi olmadan efendim bir şekilde gizlice malı çalmak. O zaman sarık ya da sırkat kelimesiyle kefen soyma arasında birbirine mutabakat var mı? Mutabakat yok. Mutabakat yok. Öyleyse fela yukamu aleyhi haddüs serikati ya da sirkati, hırsızlık haddi ona uygulanmaz. Ve innema yuazzeru. Ancak bu tazir yapılır, tazir. Gördünüz mü hakkında? Çünkü bak müştehitler düşünmüş. Tarrara tam sarık lafzı tarrar lafzına mutabık, intibak ediyor, uyum sağlıyor. Çünkü o hırsızlıktan daha büyük beceri istiyor. Daha büyük maharet istiyor. Ama nebbaşa gelince demişler ki bunda nebbaşın efendim sarıkla mutabakatı mümkün değil. Bu çok basit bir olay. Öyleyse bunda tazir gerekir, elinin kesilmesi gerekmez. Tazir nedir? 40 sopadan aşağı. Kadının inisiyatifine bırakılmış bir şey.
39 değnek olabilir, 35 olur, 25 olur. Artık aslında tazir bir yerde onun yani yaptığı işin çok rezilce bir iş olduğunu teşhir ederek onu bu işten caydırmak. Yani İzzet-i şeref olanlar için tabii. Nereye vuracağı belli mi? Yüzüne vurmayacak, kafasına vurmayacak. O tabii celdede de öyle. O nerede vurulacak, hudut pasına gelecek. Orada görelim. Yani mesela celdede olsun, tazirde olsun, insanın bazı müşerref yerleri var mesela yüzü, başı, buralara vurulmaz. Tamam mı? Vurulacağı yerler diğer taraflarda, onlar gelecek ileride. Peki, ve hâzâ alâ mezhebi bâdıl fukahâ, bu kimi mezhebine göre? Bazı müştehitlerin, kebi hanifete rahimahullah, İmam-ı Azam'a göre. Anlaşıldı mı acaba bu konu? Evet. Ha. O zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Sârık'ın sirkatı, zaten kime Sârık deniyor, sirkat neye deniyor, onun tarifi var. Sârık'ın sirkatı ispatlanırsa ya da kendi itiraf ederse ona had cezası uygulanır. Tarrara had cezası uygulanır. Nebbaş'a uygulanmaz. Bu kime göre? Hanefilere göre. Ve gâlel cumhur. Cumhura gelince, yani Maliki, Şafii, Hanbeli müştehitlerine inne lafza sarıkı, sarık lafzı yetenavelün nebbaşe. Nebbaşı da içerisine alır, onu da kapsar. Nebbaşı. İçin lenne ihtisasehu bihazel ismi, efendim bu nebbaş isminin kefen soyana taks edilmesi la yenfi, nefyetmez intibaka mana sarıkı, sarık manasının uyumunu aleyhi, ona mutabık gelmesini nefyetmez. Ona da mutabık gelir diyor. Niye? Ve inneme yekun hadel ihtisas nebbaşın, sarıkın nebbaşa ya da nebbaşın o isme mahsus olması olur ki ihtisası nev'in muayyenin min enva'il cinsi. Cinsi nevilerinden muayyen bir nevi ihtisas gibi. Neye? Bismin bir isimle. O zaman feyabka nebbaş kalır mündericen dahil olarak tahta hadel cinsi. Bu sırkat cinsinin nevileri çok. Sırkat cinsinin sırkatı var. Gizlice malı çalmak. Sırkatın efendim tarrar kısmı var. Yani neydi o? El becerisiyle uyanık adamlardan yan kescilik yapma. Sarık isminin yine neviler içerisinde, cinsin içerisinde ne var? Cumhura göre nebbaş olması da var. Ve huna yekunun nebbaşu, burada nebbaş olur. Nev'an min envai cinsi sarık. Bak, sarık cinsinin nevilerinden bir nevi olur. Sarık, sirkat feiline sahip olan. Tarrar, yan kesicilik işini yapan. Bak, nevileri bunlar, cinsin nevileri. Sirkat bir cinstir. O cinsin nevileri var. Bu sarık olur, bu tarrar olur, bir başka nevi de nebbaş olur. Acaba mana anlaşıldı mı? Ha. Peki, o zaman nev'an min envai cinsi sarık demiş. Feyastuku aleyhi, nebbaşa doğru olur. İsmi sarık, buna sarık ismini vermek doğru olur. Mutabık olur diyeceğiz. Yastuku, anladınız mı? Emma kevnül kabri. Peki o zaman yukarıda Hanefiler ne dedi? Kabir mekanı muhraz değil dedi. Buna ne diyeceksin? Ona diyor ki emma kevnül kabri gayre hirzin, kabrin korunma altında olmaması fe merdudun, reddedilmiştir. Niye? Leennehu yasluhu en yekune hirzen, efendim korunmaya, korunmuş mekan olmaya da salih olur. Bin nispeti lil kefeni. Kefene nispetle. Niye? Leenne hırza kulli şeyin, her şeyin koruma altında olması bima yunasibuhu, kendisine münasip olan şekliyledir. Ve kevnül kefeni, peki o zaman oraya da gelmeyelim. O zaman kefen de bak o kadar toprağın altında kişiye sarılmış. O da bir yerde muhraz, mekanı muhraz dolmuş oluyor. O da kendi cinsine göre korunmuş oluyor da. Yani o kadar toprağın altında adam yatıyor. O da cumhura göre bu tabii. O da korunmuş sayılır. Peki yukarıda ne demişti? Bir de mekanı gayrı mahruzda merhub olan mal çalınır. Merhub olan bir şey değil ki bu. Yani çoğunun rağbet ettiği bir mal değil ki kefen soymak. Kefen soymak çok aşağılık insanların
feili böyle rağbet edilen bir mal değil ki. Sonra bezi alsa ne olacak? Yani böyle çok kıymet taşıyan, rağbet edilen bu. Bezi alsa ne olacak? Bez kafalı. Ondan sonra o bez çok bir yani değer taşıyan, rağbet edilen bir mal değil. Anladın mı? Peki ona ne diyor buna? Ve kevnül kefeni gayra merhubin, kefenin istenilen kıymet taşıyan bir mal olmaması la yemne'u mariyetehu, onun mal değerini taşımasına engel olmaz. Ve tekavvümehu, kıymet taşımasına tekavvüm. Mali bir tekavvüm diyorduk ya. Mali bir tekavvüm ne demekti? Kıymet taşıyan bir mal olmasına engel değil. Yine onun değeri kadar bir kıymeti var yani. Evet. Öyleyse feyetehakkaku şartu, şart tahakkuk eder fil mesruhi, nerede? O çalınan malda. Ve huve kevnuhu malen mütekavvimen, mütekavvimen, kıymet taşıyan bir mal, kıymetli sayılan bir mal olması şartı tahakkuk eder. Ve ala hâda, bu esasa göre yukamu haddü serikati, hırsızlık haddi uygulanır alem nebbaş, neye, kime? Kefen soyana da eğer ispat edilirse, şahitlendirilirse ya da kişi itiraf ederse ona da had vurulur. Ve kavlül cumhuri hâda, cumhurun bu sözü huve râcihu, râcih olan budur diyor. Niye? Engellemek için belki de. Ama tabi Hanefilere göre değil bu. Bu cumhurun görüşüne göre. Elbette şey de cumhurun yani Şafii kim? Yani Abdülkerim Zeyden, yani ben öyle görüyor biliyorum. Abdülkerim Zeyden nereli? Mısırlı değil mi? Iraklı değil mi? Iraklı mı? Hayır, Iraklı, Iraklı. Hanefi de olsa burada bir tercih yapıyor. Iraklı, evet, evet, Iraklı. Abdülkerim Zeyden Iraklı, evet. Iraklı. Ondan sonra o da olsa, yani belki Hanefi de olsa bu sözü tercih ediyor. Cumhurun sözü belki maslahata ya da fitneyi engellemeye, evet, fesadı engellemeye daha uygun. Yoksa adam mesela kefen soymayı yani tazir ceza, zaten bugün tazirde yok da, belki bugün de kefen soymanın bugünkü hukukta, beşeri hukukta yeri ne bilmiyorum onu. Efendim kefen hapis mi? İşte ne kadar onu da bilmiyoruz. Onun vardır mutlaka bir maddesi. Ama şimdi şer'i hükme göre eğer buna ceza verilmeyecek olsa o zaman çoğalır. Öyle hasis insanlar var ki, yani kefenin bir parçasına bile tenezzül eden insanlar var. Ölünün efendim kefenine tenezzül edecek insanlar var. Burada kalalım. Ve misaluhu eydan lafzul katili fil hadisi şerif. Orada da yine bir katil lafzının şumulu konusu var. Şimdi burada hafayı anladık mı, hafayı? Evet. Mesela hafa ne demişti? Lafzında manaya delalet açıktır. Ama o lafzın tahtına giren fertlere intibakında, şumurunda gizlilikler var. O da tarrar, mesela sarık lafzının sırkat manasını ifade etmede manası açık. Hafi kelimelerde. Ama hafa nerede? Yani gizlilik nerede? Yani sarık kelimesinin tahtına giren tarrar ve nebbaşın, onlara da şumurun olduğunda hafa var. Onları kim ortaya çıkarmış? İlletlerini ortaya koyarak müştehitler. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.